Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programına hoş geldiniz. Bu hafta sizleri Kümes Mini Restoran'ı tanıtacağız. Geçtiğimiz haftada bıraktığınız Bayım Olur Musun Fuarı ile ilgili ilk önceki annelerinden görüş alacağım. Yanımızda Kümes Mini Restoran'ın franchise zincir yöneticisi Fazıl Şükrü Salman var. Hoş geldiniz Fazıl Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen haftada haftalarda Bayım Olur Musun Fuarını geride bıraktık. Siz de bizim katılımcılarımızdan biriydiniz. Evet. Fuarımız nasıl geçti? Biraz değerlendirebilir misiniz? Şimdi fuar bizim için gerçekten çok olumlu izlenimler bıraktı. Aynı zamanda çok da olumlu tecrübeler kazandık. En azından 2 senedir yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının çok da yerinde olduğunu, yerinde yere güzel işlemler yaptığımızı gördük. Katılımcılardan çok olumlu, gerek lezzetimizde, gerek konseptimize, gerek franchise yapımızla, gerek işte altyapımızla, anahtar teslim ve güvenilir bir bayi ortamı sunduğumuz için çok güzel, olumlu geri dönüşler aldık. Evet, çok ben de fazla... gördüğüm kadarıyla, sözünüzü kesiyorum, gördüğüm kadarıyla gerçekten çok büyük bir talep gördünüz. Orada hem tasarımınızla ilgili, dizaynınızla ilgili isminize de yakışır bir dizayn yapmıştınız. Kümes şeklinde ederiz. Çitlerin olduğu çok güzel, çok şık bir tasarımdı gerçekten. Bayağı ilgi gördünüz. Sizin tasarımınız normal mağazalarınızın da yani restoranlarınızın da tasarımı bu şekilde mi? Tabii ana konsept bu şekilde. Evet. Ama tabii %100 bir bayiyi oraya yansıtmak mümkün değil. Gerek evet. alan, gerekse o kalabalığın içinde hani tam manasıyla bir şube ortamını sağlamak mümkün değil ama %80'ini aynı konseptimizde diyebilirim. Tabii konseptimizle ilgili, sloganlarımızla ilgili işte dikkat çevirme var sloganımızla ilgili %100 Türk firması olmamızla ilgili. Çünkü sürekli gelip mesela siz gerçekten Türk firması mısınız? Yabancı sermayeniz var mı? Gibi sorularla karşılaştık. Sanırım yatırımcılarımız hani bu konsepti tavuk zincirinde diğer muadil yabancı firmalara bu kadar güçlü rakip olabilecek bir Türk yatırımcısı çıkabileceğine inanmıyorlardı. Bunu gördüklerinde hani gerçekten şaşırdılar. Özellikle bu konu üzerine basa basa sordular. Ama bizim için gerçekten çok çok güzel tecrübeler oldu. Beklediğimizden çok çok daha iyi kazanımları elde ettik diyebiliriz. Ya benim de gördüğüm kadarıyla gerçekten ben de çok mutlu oldum. Çünkü bir Türk firmasının bu kadar talep görmesi beni çok şaşırttı açıkçası. Ve çok da sevindirdi. Çünkü genelde yatırımcılar, girişimciler biraz daha Avrupa markalarına dönük çalışmak istiyorlar. Sonuçta dünya çapında marka yapmış diye düşünüyorlar. Yurt dışında bir ismi var. Türkiye'ye ben yurt dışından marka getiriyorum diye. Bunun çok önemli ve büyük bir iş yaptıklarını zannederek genelde yabancı markalara yatırım yapıyorlar ve onlara doğru dönüp çalışıyorlar. Gerçekten ben fuarda da gördüğüm kadarıyla bayağı talep gördü. Bir Türk firması olması bu beni çok gururlandırdı ve çok da sevindirdi gerçekten. Sizin açınızdan da güzel bir fuar geçtiğini biliyorum ve bildiğim kadarıyla franchise de verdiniz. Evet. Evet, çok güzel bir haber bu bizim için. Franchise verdik. Tabii veremediğimiz çok fazla talep var. Yani biz Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan özellikle bu şehirlerden, İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa Yakası'ndan müthiş teklifler aldık. Evet. Tabii çok farklı bizim düşündüğümüz, kurguladığımız konseptin dışında da teklifler oldu. Ayrıyeten yurt dışından, işte Tiflis'ten, Bakü'den, Belçika'dan, Norveç'ten, Gürcistan'dan, birçok hatta Kıbrıs'tan birçok evet. teklifler aldık. Hani bunlarla birlikte çok oneri olmakla birlikte kendi planlarımızı revize etmek durumunda kaldık. Çünkü bizim öngörülerimizin dışında teklifler de vardı. Bizim öngördüğümüz sürenin daha kısa zaman dilim içerisinde belli bir hedefe gidebileceğimizi burada anladık. Ona göre şu an hedeflerimizi revize etme ve... Yani şu var ki siz çok daha yeni bir firmasınız. Evet. Yeni derken ya tabii ki bir geçmişiniz var ama bir en azından 15-20 yıllık bir firma değilsiniz. Yeni evet. tanınıyorsunuz. Türkiye genelinde ve dünyada da yeni yayılmaya başladınız. Bu yüzden buna rağmen bayağı talep görmeniz gerçekten çok iyi. Türkiye genelinde şu an toplam kaç bayiniz var? Şu an yeni açılacak 2 şubemizle birlikte 8 şubemiz var. Evet. Bunlardan 3 tanesi kendi şubelerimiz, 5 tanesi franchise çok şubelerimiz güzel. Olacak. Peki kaç yılında siz kuruldunuz? Biz 2009 yılında evet. şirketleştik. 2011'in başı itibariyle de kurumsal tüm altyapımızı hazırladık. Ve bu fuara
bunun paralelinde de franchise şubeler verebilecek altyapıya 2011 başı itibariyle oluşturduk bu yapıyı. Peki ben o zaman başa dönüyorum biraz. Kümes Mini Restoranı bize böyle kısa bir şekilde anlatabilir misiniz? Kaç yılında kuruldu tekrardan ve nasıl kurmaya karar verdiniz ve bugünlere nasıl geldiniz? Şimdi Kümes Mini Restoranı'nın kurulması 2009 yılındaki Bayım Olur Musun fuarına denk geliyor. Çünkü bu fuarda bu şirketin katılımcıları, bu şirketin ortakları buraya bir franchise bayi almak için geliyorlar. Evet. Fakat burada muadil firmaların yüksek franchise ve isim hakkı bedelleri karşısında şaşırıyorlar ve gıda sektörünün içinden gelen kişiler olduğu için de biz bu zinciri kuracağız %100 Türk sermayesiyle ve bu yabancı muadil firmaların karşısına çıkıp onlardan hiçbir farkı olmayan bir yanlış yapı kuracağız. Yanlış anlamadım değil mi? Bayım Olur Musun fuarında çıktı, evet, yani. Evet, 2009 yılındaki Bayım Olur Musun fuarında ve ne mutlu bizlere ki bugün 2011 senesinde 2 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde bu yapıyı kurup daha fuara katılmadan franchise şubeler vermeye başlayarak tüm lojistik, üretim ve kalite altyapısıyla birlikte bu fuarda ziyaretçilerin ve girişimcilerin karşısına çıktık. Evet. Gerçekten de hani bir hayal ettik ve bu hayali gerçekleştirdik diye bir slogan vardır. Evet, gerçekten tam da bize uyan bir slogan. Çok güzel bir fikir olmuş. Yani aynı zamanda bizim fuarımız franchise vermek dışında fikir de veriyormuş. Kesinlikle. Bunu da öğrenmek çok güzel oldu. Peki Kümes Mini Restoran ne yapar, ne iş yapar? Şirketimiz 2009 yılında kuruldu. Az önce belirttiğim gibi 2011 yılı başı itibariyle kurumsal altyapısını tamamladı. Tavuk zincirinde, tavuk ürünleri konusunda, gıda sektöründe bayilikler veren bir firma Kümes Mini Restoran. Ekseriyatlı 3 ürün grubumuz var. Bunlar döner ürün grupları. Çıtırpane soslu dediğimiz tavuk ürünleri ve piliç çevirme dediğimiz piliç ürünlerinden oluşan gruplarımız var. Ana konseptimiz bu şekilde. Ben fuarda tatma şansını elde ettim ve gerçekten de çok beğendim. Çok farklı bir sos vardı orada. Yani sosunuz da diğer firmaların soslarına göre daha farklıydı. Sanırım sizi onlardan ayıran özelliğiniz de bu. Evet. O soslardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi biz bu konsepti kurarken en önemli etkenlerden bir tanesi bu lezzet. Lezzetin muhteviyatında da sos öne çıkan bir etken. Dolayısıyla biz bu sosu 100'e yakın sos denememiz neticesinde oluşturduk. Tabii bu sektördeki, tavuk sektöründeki her firmaya kendine has bir özellik katan etken aslında sos. Yabancı muadil firmaların soslarına baktığımızda bunlar daha fazla sosu ön plana çıkaran, tavuk ürününün lezzetini ikinci planda bırakan, hatta bazen tavuk yediğinizi bile anlayamadığınız tarzı soslar. Tabii sosları güzel olabilir ama tavukla bütünleşmesinde bir bizce sıkıntı var idi. Biz daha Türk damak tadına nasıl hitap edebiliriz diye düşündük ve bunun neticesinde de tavuğun lezzetine bir ayrı lezzet katan, gerçekten sos olması gereken bir sos kullandık. Çünkü sosun tabiri bu, biliyorsunuz. Evet. Kullandığınız şeye lezzet katan, kullandığınız şeyin lezzetini ortaya çıkaran, güzelleştiren demek. Biz de bu sosu tasarladık, ürettik ve şu anda da gerçekten hani bunu fuar ortamındaki katılımcıların tamamından bunu duymak bizi çok onur etti. Gerçekten doğru sosla, doğru cihazlarla, doğru konseptle yola çıkmışız dedirtti. Evet, peki Türkiye genelinde hangi şehirlerde şu an bayiliğiniz var ve hangi şehirlerde bayilik vermek istiyorsunuz? Şu an biz kuruluş itibariyle Kocaeli bölgesinde kurulmuş bir yapıyız. Şu an İstanbul Anadolu yakası ve işte fuarla birlikte Sakarya bölgesinde ilk bayilerimizi verdik. Bizim öncelikle hedefimiz, biz bunu vizyon ve misyonumuzda da değerlendirdik, belirttik. İstanbul Anadolu yakası ve Sakarya bölgesine kadar verebiliyoruz dedik ama 2012'nin ikinci yılından itibaren planlarımıza göre İstanbul Avrupa yakasına da geçebileceğiz. Şu an yine kurumsal altyapımızla ilgili bir sistem çalışmamız var. Bu sistem çalışmalarımızı tamamladığımızda da öngördüğümüzden çok daha kısa zaman dilimleri içerisinde özellikle Bursa ve işte Tekirdağ, daha yakın Bolu gibi bölgelerle birlikte daha büyük lokasyonlara, İzmir, Ankara, Antalya gibi lokasyonlara, Adana gibi lokasyonlara
çok hızlı gelebileceğimizi düşünüyoruz şu an. Lokasyon olarak alışveriş merkezlerinin içi veya cadde üzeri veya ara sokak olur dediğiniz bir kriterleriniz var mı? Şöyle bizim iki tane ana kriterimiz var. Birincisi insan popülasyonunun yüksek olması, ikincisi de tabela değerinin yüksek olması. Evet. Bu iki kriterden birine ya da ikisine haiz olması gerekiyor bizim şubelerimiz. Hı hı. Tabii AVM'lerle ilgili çok iyi iş yapılan, çok kalabalık olan AVM'ler de var. Fakat son zamanlarda İstanbul bölgesinin özellikle AVM'lerin çok artmasından dolayı çok güzel yapılar olup içi boş olan AVM'ler de söz konusu. Tabii ki. Sonuç itibariyle bizim AVM ya da AVM değil diye bir ayrımımız yok. Dediğim gibi tabela değeri ve insan popülasyonu bizim için önemli. Bunun dışında bizim girişimci kitlemiz bize bir lokasyon gösterdiğinde bu lokasyonla ilgili bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Eğer lokasyon kendi tecrübe ağımız içerisinde olan bir coğrafyadaysa, hı hı, zaten burayla ilgili bütün bilgileri yakından bir sahip olabiliyoruz ama bizim coğrafyamız dışında bir bölge ise, örnek veriyorum İstanbul Anadolu yakasının bizden uzak bir lokasyonuysa, burayla ilgili profesyonel firmalardan ciddi geri dönüşler alıyoruz. Bir fizibilite çalışması yapıyoruz beraber danışman firmamızla. Ve neticesinde sanki o girişimi biz yapacakmışız gibi, ki böyle olmak zorundasınız bir franchise veren firmaysanız. O girişimi biz yapacağız gibi oturuyoruz. Üçlü bir şekilde danışmanımız, biz ve girişimci kişi veya kurumlar bir karar veriyoruz ve bu karar neticesinde de burada bu işin kurulup kurmayacağını neticelendiriyoruz. Evet, peki dekorasyon, bir daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir kreatif çizginiz var mı? Yani benim restoranım, mağazam bu şekilde olmalı dediğiniz bir restoran şekliniz var mı? Evet. Şimdi zaten fuara katılan herkes gibi sizler de gördünüz ki bizim aslında bir konseptimiz var. Kendi kreasyonlarımız var. Kullanmış olduğumuz duvar kağıtları, masalar, sandalyeler, mobilyalar, döşemeler, mutfak grubu tamamen bizim konseptimiz dahilindedir. Hatta şöyle söyleyebilirim ki kullandığımız masa ve duvar kağıtları antibakteriyel hijyenik malzemeler olup masa ve sandalyeler adımıza patentlidir. Üretici firma bizden başka bir firmaya bu ürünleri satamazlar. Bu da bu konudaki çizgimizi gösterme açısından önemli. Hı hı. Ama tabii ki küçük değişiklikler yapılabilir. İşte ne bileyim, yani herhangi bir şube bize bir öneri getirebilir. Şöyle bir dekoratif öğe kullansak diye bir öneriyle geldiğinde biz bunu değerlendirip onu geliştirebiliriz, yenileyebiliriz. Süper. Olmazsa olmaz çizgilerimiz yok. Yeniliklere açığız diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani. Açık olmamız gerekiyor. Ama bir kreatif çizginiz var ve pardon, bunu uygulamalıyız. Evet. Peki dekorasyonu siz mi yaptırıyorsunuz yoksa şahıs kendisi kendi mimarını seçip dekorasyonu kendi yaptırabilir mi? Yine sizin kreatif çizgiler içerisinde. Şimdi girişimcilerle biz ilk masaya oturduğumuzda detaylı olarak tüm operasyonel sürecimizi, altyapımızı, satış ağımızı, kurumsal üyelerimizi, her şeyimizi bir masaya yatırıyoruz. Evet. Onlarla beraber birçok fizibilite ve rapor çalışmaları sunuyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Neticesinde lokasyon değerlendirmesiyle birlikte bir lokasyon seçip şube kurulumu noktasında el sıkışıldığından itibaren 45 günlük bir süre tanıyoruz biz. Aslında bunu 30 gün içerisinde bitiriyoruz ama tabii yurt dışından geliyor bizim makinalarımız, cihazlarımız. Bunlar gemiyle geldikleri için herhangi bir gümrükte bekleme olur olmaz düşüncesiyle 45 güne süre veriyoruz. Ve anahtar teslim olarak konseptimizi personel kıyafetinden, işte mutfağından, kullanılan teçhizattan, ekipmandan, dokunmatik ekranından, her şeyine kadar, yani bir şube için ne gerekiyorsa her şeyi verecek şekilde el sıkışıyoruz ve anahtar teslim şekilde 45 gün içerisinde teslim ediyoruz. Evet, ben biraz da bedellerinizden bahsetmek istiyorum. İsim hakkı bedeli alıyor musunuz ve bir kümesmini restoranın franchise'ını almak için toplam ne kadar bir bedeli ihtiyaç var? Şu an 2012 yılına kadar herhangi bir isim hakkı bedeli talep etmiyoruz. Hı. Tamamen maliyetine anahtar teslim şubeler veriyoruz. Maliyetlerimiz nedir noktasında ise 80 ila 100 metrekare arasındaki bir şubenin toplam maliyeti ortalama 100 bin dolar. Bunun %45 ila %50'sini zaten sadece 3 tane Amerika'dan getirdiğimiz cihazımız tutuyor bu maliyeti şeyinin, kriterinin. Hı hı. Bunlar piç çevirme ünitesi, dinlendirme ünitesi ve basınçlı fritöz. Evet. Bunlar son teknolojik
cihazlar, bu konudaki, bu konseptteki bir üstü olmayan cihazlar, öyle söyleyeyim. Evet. Toplam maliyetlerimiz bunlar. Peki. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz ya da Kümes Mini Restoran'a ait olan bir özelliğiniz var mı? Evet. Şimdi gıda sektörü gerçekten ekonomiyle paralel olarak çok canlı hale gelen bir sektör ve franchise yapısı artık Türk girişimcisine, Türkiye'deki girişimciye bir iş kurma, bir istihdam oluşturma imkanı sağlıyor. Bunun için tüm altyapıları Kümes Mini Restoran, tekrar kısaca bahsedersem, gerek kendine özgü soslarıyla, gerek kullandığı Türkiye'deki en büyük ve en lezzetli piliçiyle, dünyadaki en önemli 3 tane cihazı, en güzel, en son teknoloji 3 tane cihazı, ki muadil firmalar bile çoğu kullanmıyor bunların. Gerek konseptiyle, gerek sahip olduğu ISO 9001, ISO 22000 yönetim standartlarıyla, deposuyla, üretim tesisiyle, frigolu araçlarla, dağıtım ağıyla birlikte tam manada bir franchise altyapısı sağlıyor. Biz girişimcimizle birlikte, ki şu anda mesela 5 tane franchise şubemiz var, çok güzel bir şekilde her ay oturup periyodik toplantılarımızda birbirimizle ilgili sıkıntıları, geliştirebilecek yönleri değerlendirebilen, bir aile ortamı sunan, bir ekmeği beraber yediğimize inanan bir konseptimiz var. Bu sıcaklığı, bu güveni, bu altyapıyı, bu satış ağını, bu ne bileyim, bütün bunları birleştirdiğinizde bütünüyle ortaya çıkan şu: gelin bu işi beraber yapalım, bu ekmeği beraber bölüşelim ve bu pastayı da beraber büyütelim diyoruz. Kümes açan kazanır diyoruz. Evet. Ve bütün girişimcileri kümes açmaya davet ediyoruz. Peki, ben çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna doğru geldik. Kümes Mini Restoran'dan daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numaralarından kendilerine ulaşabilirsiniz ve bayimolurmusun.com sitesinden de Kümes Mini Restoran için franchise başvurusunda bulunursunuz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.